Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda söz sanatlarına başlamıştık. Hatırlarsınız. Söz sanatlarından benzetmeye dayalı olanları. Yani teşbih, teşbih beli, istiare ve e, istiarenin iki çeşidi olan açık istiare, kapalı istiare. Bir de istiareye yakınlığıyla bilinen ama insan motifi etrafında dönen teşhis yani kişileştirme sanatlarını görmüştük. Bugünkü videomuzda devam ediyoruz. Yine söz sanatlarını göreceğiz. Söz sanatlarından önce yine alaka zincirini bozmayalım diyoruz ve kişileştirmeden sonra aklımıza gelecek ilk sanat olan intakla başlayacağız. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi sanatlara başlıyoruz. Evet intak konuşturma sanatıdır. Teşhis neydi? İnsan dışı bir varlığa insana ait özellikler vermekti. İnsana ait herhangi bir özellik verildiğinde teşhis oluyordu, kişileştirme oluyordu. İntak ise insanın yalnızca bir özelliği, hangi özelliği? Konuşma özelliği aktarıldığında karşımıza çıkaldır. O zaman konuşma insana ait bir özellikse hocam, konuşma varsa yine teşhis var mıdır? Vardır arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. intak olan her yerde teşhis vardır. Ama teşhis olan her yerde intak yoktur. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Onun için inlerim ve bir dolabın konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla intak sanatı karşımıza çıkıyor. Deveye boynun eğir demişler. Nerem doğru ki demiş. Arkadaşlar atasözlerinde çok karşılaşırız bu sanatla. İşte bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Gibi. Ee, işte kurta ne, e, neden insan kalın diye sormuşlar. Kendi işimi kendim yaparım da ondan demiş. Gibi atasözlerinde intak sanatından yararlanıldığını görüyoruz. Ya hepimizin çok iyi bildiği Yunus ilahisi. Sarı çiçek. Sordum sarı çiçeğe diye başlayan. Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Çiçek Eydür derviş baba. Sen Yunus değil misin? Buradaki Eydür dedi demektir arkadaşlar. Yani çiçek dedi derviş baba. Sen Yunus değil misin? Ne yapıyor? Çiçek Yunus Emre ile konuşuyor. Ya da o çok ünlü şarkımızda. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Burada Deniz ve Mehtap sorunca evet intak oluyor. Ama yazdığım şekilde baktığınızda Deniz ve Mehtap'ı büyük harfle yazdıysam yani onlar insansa işte o zaman intak olmaz. Mecaz, değişmece. Arkadaşlar bir sözcüğün kendi anlamı dışında kullanılmasına mecaz denir. Yani değişmece denir. Nedir? Annesi bize karşı her zaman sıcak davranırdı cümlesinde gördüğümüz sıcak. Bir ısı ölçümüyle, sandikrat, farhanatla ölçülmeyen bir sıcaklıktır bu. Dolayısıyla ne vardır? mecaz anlam vardır. Ya da sözlerin kalbimi kırdı. Buradaki kırmak kelimenin tek başına kullanıldığında ilk akla gelen anlamı değil. Nedir buradaki kırmak? Kalbinin incemesi ya da o kişinin üzülmesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir durumdur. Yani mecaz vardır. Şimdi mecazda biraz daha ileri gidelim. Mecazın biraz daha özel bir türünü görelim. Mecazı mürsel. Yani bizim karşımıza YGS'de de çıkabileceği adıyla adaktarması. Nedir bu adaktarması? Bakın bunun tanımı önemli. Neden? Çünkü özellikle YGS'de tutup size aşağıdaki hangisinde mecaz mürsel vardır demiyor. Aşağıdaki en hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır diyor. Tanım soruda karşımıza çıkabilir o yüzden önemli. Takımlar ünlü kramponları transfer etti dediğimde takımlar krampon transfer etmiyor. Ne oluyor? Futbolcuyu transfer ediyor. Ne yaptı? Futbolcunun kullandığı en önemli aleti söyleyerek futbolcuyu kastetti. Yani annem sobayı yaktı dediğimde annem sobaya benzin dökmüyor, alev vermiyor. İçindeki yakıtı, yakacağı yakıyor. Kaydanlık kaynamış mı? Kaydanlık kaynamaz. İçindeki sıvı kaynar. Yeni girerken ayaklarınızı çıkartın. Ben ayağını çıkartan bir insan görmedim. Ayakkabı çıkartılır. Sofraya hep beraber oturduk. Sofraya oturmadık arkadaşlar. Sandalyeye oturduk. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı Hilal. Klasik bir edebiyat öğretmeni tavrıyla soruyorum. Şair burada kime sesleniyor? Bayrağı. Hilal bayrağımızın nesi? Bir parçası. Parça bütün ilgisi. Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli. Marmara derken bütün Marmara'yı anlatmış, sadece denizi kastetmiş. Yelken derken yelkenli bir deniz aracını kastetmiş ama sadece yelken diyerek bunu anlatmış. Parça bütün. İlhan İrem'i bilgisayarıma indirdim. İlhan İrem'i indiremem. Mümkün değil. Şarkısını ya da albümünü ne yaptı? Sanatçı eser ilgisi yaptım. Bir diğer sanatımız kinaye kinaye aslı biraz e, halk arasında yanlış kullanılan bir şey. Neden? Asıl tanımı şu. Bir sözcüğü be, e, hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaktır. O biz kinayeyi sadece laf sokma olarak biliriz. Değil. Sadece laf sokma olunca başka bir sanat oluyor. Birazdan göreceğiz. Kinaye de arkadaşlar tamam bir iğneleme, bir değinme belki olabilir ama asıl olay o değildir. Asıl olay o sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlama gelebilmesidir. Çıkmış bir örneğimiz var. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Birçok kaynakta da karşımıza çıkar bu örnek. Arkadaşlar burada taş bağırlık ifadesiyle cinaya yapılmıştır. Neden? Çünkü dağların bağırı diyebileceğimiz bölgesi gerçekten taştandır. Hem de kalpsiz, vicdansız anlamı vardır. Ağaç yaşkeneğidir. Gerçekten öyle. Ama mecaz anlamda eğitimin küçük yaşta olacağını söylüyor. Mum dibine ışık vermez. Bir mum yakını izleyin. Gerçekten dibine ışıtmaz. Ama burada insanın yakın çevresine faydası yoktur anlamı var. Araba kullanırken gözünüz açık olsun. Arkadaşlar bu sadece gözü fiziksel anlamda açmak değil. Nedir? Dikkatli olmak anlamı. Ya da ateş olmayan yerden duman çıkmaz örneğinde. Gerçek anlamını zaten görüyoruz. Kinaye mecazı da nerede? Bu işte bir iş var. Bu işte bir doğruluk payı var alında. Farkındaysanız de asıl olay şudur arkadaşlar. Kelime hem gerçek hem mecaz anlama gelir ama kast edilen mecaz anlamdır. Ama gerçek anlamını da düşünebiliriz. İşte daha çok sadece değinmeci olarak düşünmemizin sebebi de bu. Çok güzel bir örnektir arkadaşlar. Ya, ya Kemal Yokuş tırmanırken terlemiş, şişman ve ağır vücudun taşıyamaz olmuştu. Tam o sırada mahalle bakkalının önündeki sandalyeye görüp oraya oturdu. Yağlı bir müşteri kazandığına memnun olan bakkal kibarca sordu. Ne alırsınız efendim? İzin verirseniz biraz nefes alacağım. Şimdi buradaki yağlı müşteri de ve nefes alacağım da biz kinayı görüyoruz. Yağlı müşteri de hem şişman olmasını hem paralı olmasını kastediyor. Hem gerçek hem mecaz. Nefes almak. Gerçekten adam nefes nefese kaldığı için nefes alacak. Bir de hani bir müsaade et, bir nefes alayım, bir rahatlayayım anlamında mecaz anlamı var. Dolayısıyla ne olmuş bu? Örneğimizde yağlı müşteri ve biraz nefes alacağım ifadelerinde kinaye yapılmış. Tevriye. Aslında kinaye biraz benzetilir. Ama farkı şu. Kinayede ne dedik? Bir sözcüğün hem gerçek hem meciz anlama gelecek şekilde kullanılması dedik. Tevriyede de bir kelime iki anlama gelir ama hangi iki anlama gelir? Gerçek iki anlama gelir. Yani bu daha çok sesteş, es sesli sözcüklerle yapılan bir sanattır arkadaşlar. Ne yaparız? Sesteş sözcüğü bir kere yazarız ama iki hatta bazen üç anlamını birden düşünecek şekilde söyleriz. Ki buradaki ustalık da şudur. Daha çok yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastederiz ki bu da zaten şairin sanatkarlığını göstermek için izlediği bir yoldur. Unutmuyoruz, tevriye de iki anlamın ikisi de gerçek temel anlamdır. Gül yağın eller sürünür çatlasa bülbüldeki el hem yabancı hem organ tevriye güzel bir örnek. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı bu? Ulusun, uluma kavlamak. iki sen ulusun, yücesin, korkma. 3. ulusun yani milletin. Bakın bir kere yazmış, üç anlamı birden aklımıza getiriyor. Mehmet Akif Ersoy böyle bir şair tabii. Çok güzel bir örnek daha. Sordum nigarı dediler ahbap, semti vefada doğru yoldadır. Hem kızın açık adresini vermiş, hem de vefalıdır, iyidir demiş. Nasıl açık hadis vermiş? Vefa semtinde doğru yol sokak var arkadaşlar. Neyse, biraz çapkın bir örneğe geçelim. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Nedir? Birinci teki olan ben ve vücuttaki leke olan ben. Sarımsak da acıdır ama her eve lazım bir dişi derken biraz murzur bir örneği görüyoruz hem sarımsağın bir dişi anlamında hem de dişi yani erilin zıttı yani kadın anlamında kullanılmış. Dolayısıyla tevri. Gül gülse daima ağlasa bülbül acep değil. Zira kimine ağla demişler, kimine gül. Burada gül hem gülmek hem de çiçek adı olarak karşımıza çıkmış. Evet arkadaşlar Yine tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada her iki anlamı da gerçek anlamdır. Mecaz yoktur. Sadece ne olabilir? Sesteş yani eş sesli sözcük olabilir. Tevriyenin kinayeden ayrılan en önemli özelliği budur. Tariz, iğneleme. Arkadaşlar bir şeyi söyleyip tam tersini kastetmektir. Kinaye ile karıştırılabilir. Ama aslında laf sokmak sanatı dediğimiz bu. Kinaye'de evet laf sokma var ama kinaye'de unutmamamız gereken şey neydi? Kinaye'de kesinlikle ne yapmıyoruz onu gerçek ve mecaz anlamı dışında kullanmıyoruz. Tariz'de ise şöyle bir şey var. Tariz'de de zıttını kastediyoruz arkadaşlar. Yani gerçek mecaz ilişkisi değil de karşıtlık ilişkisi var. Yani bir şeye iyi derken aslında kötü olduğunu anlatmak istiyoruz. Mesela örneğimize baktığımızda bunu daha iyi anlayacağız. Bu ayrımı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kinayede gerçek mecaz ilişkisi var. Tarizde karşıt anlam ilişkisi var. O kadar zeki ki bütün sınıfları çift dikiş geçiyor. Çift dikiş mi geçiyor? Zeki mi? O zaman burada zeki değil ya da çalışkan tembel demek istemiş. Tamam Tariz. Bu ne kudret ki elif bayi okur ezberden? Arkadaşlar alfabeyi ezbere bilmek bir yetenek mi? Değil ama burada yetenek gibi söylemiş. Yani aslında tam tersini kastetmiş. Ne demiştik? Kinayeden farkı neydi? Kinayede hem gerçek hem mecaz varken tarizde zıtlık, karşıt anlamlılık vardır demiştik. İşte bu iki örnekte de bunu çok iyi görüyoruz. Zeki derken zeki olmama durumunu, kudret derken de ne kadar basit bir şeyle övünüyor anlamı katarak ku kudretin tam tersini yani bir anlamda acizliği kastetmişim. Arkadaşlar bunlar tevriye örnekleri buraya karışmış. Bunu zaten söyledik el, ulus, ulusun şans ve fa da doğru yoldadır ve ben kelimelerinde ne var dedik? sevriye var dedik. Bunu geçiyoruz. Bu yanlışlıkla buraya girmiş. Evladım sen az önce de yok muydun? Niye yine geldin ya? Kendi kendini niye kopyalıyorsun? Bize lazım değilsin. Biz bir kere görünce anlayabiliyoruz. Çok karıştırma. Hadi Çekil aradan. Evet arkadaşlar bekliyoruz bu slaytımızın geçmesini anlatırken daha çabuk geçiyordu sanki bekleyince vakitte.